sözlere başlıyoruz. Geldiniz, mutlu ettiniz bizi. Beraberiz. Bugün tarihi günlerden biri daha diyelim Fenerbahçe için. Çünkü dün akşam biliyorsunuz Fenerbahçe Üniversitesi meclisten geçti. Hem de iyi bir şekilde geçti. Yani bütün partilerin desteğiyle. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Parti Başkanlarına ve dün genel kurulda bu oylamada bu kanunun yasallaşması için oy veren değerli milletvekillerine de buradan Fenerbahçe Camiası, camiam adına teşekkür ediyorum. İnşallah üniversite, Fenerbahçe Üniversitesi bu ülkeye yetiştireceği gençlerle gelecek nesillerde bu ülkenin idaresinde bulunan gençlerimiz olacaktır diye düşünüyoruz. Kısa zamanda üniversitenin zaten şeyleri, binaları ve diğer şeylerdeki çalışmalar yapmıştık. Onları Silivri'de başlayarak hayata geçireceğiz. Sonra da İstanbul'da çalıştığımız birkaç arazi var. Onların üzerinde binaları yaparak üniversiteyi kampüs haline dönüştüreceğiz. Şimdiden hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de Fenerbahçe Camiası'na hayırlı olsun diyelim. Şimdi bugün buradaki bulunma amacımız Fenerbahçe'nin gelecekte 5 ve 10 yıllık planları içerisinde ve İstanbul'un ve Türkiye'nin gelişimine uygun olarak bütün Fenerbahçe branşlarını bir araya taşımak, onları bir arada tutarak kampüs halinde 3 Temmuz kampüsü olarak spora katkı sağlamalarını ve onların ihtiyaçlarını tesis anlamında sağlamak için bu araziyi Gebze'nin arka tarafındaki 8 kilometre arkasındaki bu araziyi satın aldık. Ve burası ile ilgili Sayın Belediye Başkanı ve diğer arkadaşlar da buradalar. Onlarla beraber planlamayı yapacağız. Bu planlama sonucunda buranın imar durumunu ve diğer kanunla yapmamız gerekenleri yaptıktan sonra da burada çalışmalara başlayacağız. Burada büyük miktarda şu resimde gördüğünüz gibi ilk etapta 10 tane çim saha gözüküyor. Altyapılar geliyor. Futbol takımı olduğu gibi geliyor. Ama bu bir sene değil. 5 yıllık ve 10 yıllık plan içerisinde yapılacak. Diğer bütün branşlardaki branşlardaki sporcularımızın da burada çalışmaları için imkanlar yaratılacak. Yani kapalı salonlar, yüzme havuzları, boks salonları, atletizm pistleri, atletizmle ilgili diğer ihtiyaçlar. Bütün bu 9 branşla ilgili her şey burada yapılacak. Ve Fenerbahçe burada bir spor kampüsü ve kompleksi yaratmış olacak. İsmi de 3 Temmuz işte Fenerbahçe kampüsü ve tesisleri diye geçiyor. Buradaki amacımız 10 yıl sonra İstanbul'un ve Türkiye'nin gelişimine uygun bir yapılanmaya şimdiden başlamaktır. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. İlk herhalde tahminim yaz ayında sahalarla beraber yapımına başlarız. Sonra gelecek bütün yönetimler veya Fenerbahçe'yi idare edenler bu projeye katkı yaparlar. Ve bu proje 5 yıl, 10 yıl içinde artık bu süreç tabii bir de ekonomik şeylere, şartlara bağlı. Yapılınca da Fenerbahçe buraya yerleşmiş olacak. İleride belki de 10 sene sonra buralarda stat da yapılabilir. O tip şeyler de göz önüne gelebilir. Çünkü İstanbul ve Kocaeli hızla birleşmiş vaziyette. Gebze'de arada büyük bir şey olarak 2,5 milyon nüfusu yani muazzam bir gelişim var. Buraları öngörüyoruz yani gelişecek, daha da gelişecek, daha büyüyecek diye böyle bir şey kurmayı hedefledik. Şöyle bir çeken arkadaşlar rica etsem.